Günaydın canım. Günaydın canım. Aa, hayrola? Gece iyi saatte olsunlar mı uğradı? Yo. Annemin sözünü dinliyorum. Kamlı baykuş olmaktan vazgeçiyorum. Şöyle. Aferin benim kızıma. Bitmeyen aşkta yine yeniden. Selim Kutlusay bunu hep yapıyor. Selim Kutlusay'ın vazgeçemediği biricik sevgilisi. Okudun herhalde haberleri. Bak, onların tek bir kelimesi bile doğru değil. Tamam, bana açıklama yapmak zorunda falan değilsin ki sen. Bir kere öptün, iki kere evime bıraktın falan diye sevgili olmadık herhalde. Rahat ol yani. Ben rahatım da sen biraz gerginsin Sarı. Ben mi? Hı. Yani ben seni önemsemeseydim, sana değer vermeseydim, bana der geçerdim. Hadi ya, öyle mi? Sara, bu aramızda olanlar nereye yürür? Devam eder mi, başlamadan biter mi ben de bilmiyorum. Bir yere yürüyeceği falan yok. Öyle ufak bir heyecandı sadece. Ufak bir heyecandı derken? Yani. Biliyorum. Tamam, biliyorum, her şeyin daha çok başındayız. Yani büyük laflar etmek için ya da büyük anlamlar yüklemek için çok erken. Ama... Ama ben... Ama sen... Ben senden çok etkileniyorum. Keşke sen de bize ve yaşananlara bir şans versen. Satış yaptığın öğrencilere canım, anam, kankan gibi sıfatlarla hitap etmiyorsun, anlaştık mı? Niye ki? Çünkü onlar müşteri, biz de çalışan. Ya müdürüm, şu kepi çıkarsak vallahi daha güzel olacak, ne olur. Dediğim unutma, hadi işinin başına hadi. Dersi daha var değil mi? Hmm. Var, var da. Eda. Eda. Selam kızlar. Selam. Serra'yı tanıştırmama gerek yok herhalde. Herkes tanıyor. Günaydın, merhaba. Günaydın. Günaydın. Biricik, çıkan haberleri gördün mü? Hangi haberler? Hangi haberler olacak? Dün gece mekandan çıkarken bizi çektikleri fotoğrafların haberi. Yani yazmışlar bir şeyler de incelemedim. Evet, önemli bir şey değil zaten. Yalan dolan laflar.
Öyle mi? Ha öyle. Allah'tan senin mekandan çıkarken böyle zil zurna sarhoş olduğunu, benim de seni mekandan zorla çıkardığımı yazmamışlar. Allah'tan. Şey, ben içeri gideceğim, bir şeyler alacağım. Ne istersin? Ne alayım sana? Kahve olur. Şey, kahvaltı falan ettin mi? Etmedim ama aç değilim. Kahve yeterli. Tamam, hemen geliyorum ben. Ben de geleyim. Hem Nazım'ın ilk iş günü, merhaba derim. Olur. Yemekhanenin yemekleri bazen çok fena dokunuyor. Sana da oluyor mu? Ucuz yağ kullanıyorlar, ondandır. Bir dahaki sefere sen daha hafif yemekler tercih et ama. Bir dahakine sosyete kafesinden kinoa, avokado salatasıyla kereviz suyu sipariş edeyim bence. Seninki geliyor. Selam. Ne haber kızlar? Sağ ol, iyi. İyilik senden. İyi. Aç mısın? Yani aç değilim ama biraz atıştırırım sizinle. Gerçi buranın yemeklerini beğenir misin bilmem ama. Niye beğenmeyecekmişim ya? Beğenirim tabii. Şey, akşam okul çıkışında bir sürprizim var sana ve itiraz kabul etmiyorum. Ben bir şeyler alacağım. İster misin, size de alayım mı? Aslında sen misafir sayılırsın burada. Bizim sana bir şey ısmarlamamız lazım. Yok ya, olur mu öyle şey? Bir şey istiyor musunuz? Yok, sağ ol. Geliyorum. Amcacığım, nasılsın? İyi be oğlum, nasıl olayım? Sevdiklerimi görünce daha da iyi oluyorum. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Aferin Selim. Bu güzelliğin elini tutup bırakmamışsın bakıyorum. Evet Veli amca, bırakmadım. İyi yapmışsın. Geçin hadi. Buyurun Serra Hanım. Bayıldım ben bu sürprize. Çok sevindim. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkürler Veli amca. Çok yedim ama yeter. Dur, daha yeni başlıyoruz. Veli amcacığım, ellerine sağlık, döktürmüşsün yine. Muhlama bizim işimiz oğlum. Karadenizliyiz biz. Karadenizli misin Veli amca? Evet. Neresinden? Giresun. Özlemiyor musun peki memleketini? Özlemem mi? Havası, suyu, en çok da insanı başkadır bizim oralar. İnsanın nesi başka? Büyük şehir bozuyor hepimizi be kızım. Kul olduğumuzu unutuyoruz. Şeytana uyup paraya pula satıyoruz ruhumuzu. Doğru söylüyorsun Veli amcacığım. Afiyet olsun. Sağ ol Veli amcacığım. Sağ ol.
İçimiz küfleniyor buralarda. Ne kadar doğru söylüyor değil mi? Bence değil. Eğer insanın içinde kötü olmak varsa... bir şekilde ekstra çaba göstermeden şeytana dönüyorsun zaten. Yani sen ruhunu satanlar sadece büyük şehirlerde mi yaşıyor sanıyorsun Serra? Haklısın. Ama bence İstanbul'un kendisi gibi şeytanı da büyük. Korkutucu. Çok kurnaz hatta. Yolunu şaşırman için türlü türlü oyunlarla aklını çelmeyi çok iyi biliyor. Yoksa sana da mı uğradı o şeytanlar? Kim bilir? Bana uğradı mesela. İstemediğim hatalar yapmam. Saçma seçimlerle patinaj çekip durmama sebep oldu. Sonrasında da pişmanlık denizinde boğulup durdum zaten. Senin en büyük pişmanlığın ne? Yani tabii çok özel değilse ben böyle paldır küldür sordum, pardon. Ben 18 yaşındayken babama kızgınlığımdan Asena'nın arabasını kaçırmam. Ne tür bir pişmanlık bu, anlamadım. Boş ver ya. Uzun hikaye, belki başka bir zaman anlatırım. Peki. Doymamış mıydın sen? Ha, çok güzel olmuş. Sen de yemedisin. Ya bana böyle bakmasana. Neden? Utanıyor musun? Sen benim bakışımdan mı utanıyorsun? Utanıyorsan eğer... biraz daha bakayım. Thank you.
Gerçek yüzünü herkese gösterdiğimde değil benimle uğraşmak. Saçını tarayacak bile vaktin olmayacak Asena. Rezil olacaksın. Herkese rezil olacaksın. Tabii sonra da sıra Serra varışına gelecek. Ama önce Selim'in tüm ilgisini üzerime çekmem gerekiyor. Yaparız. Dur. Yavaş oğlum. Adamlar gelmeden yedin yuttun her şeyi. Acıktın, ne yapayım? Saat kaç oldu baksana. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayır. Hoş geldiniz. Bülbülüm. Harbi altın kafestesin ha. Vay. Sofra da konuşuyor ya Ayrı abi. Annem elleriyle yaptı abi. Hazır mazır değil, yanmış olmasın. Üzülme lan, anneninkiler de güzeldir belki. Otur otur Barbaros, otur. Eline sağlık yengemizin, vallahi zahmet etmiş ya. Ne demek, afiyet olsun. Bülent Efendi, sen de boşları doldur bakalım. Vallahi sana da ne kadar teşekkür etsek az be Barbaros. Ne demek Ayrı abi ya? İki adam dövdük alt üstü. Yok be abi, ne yaptım ki ya? Olur mu oğlum? Çok büyük beladan kurtardın sen bizi ya. Oğlum insan gibi ya şundan. Boğulacaksın lan. Abi nimet arkamızdan ağlar öyle değil mi Ayrı abi ya? Ye oğlum ye sen, rahatına bak. Afiyet olsun. Komşum hoş geldin, gel. Ya ben meyve alacaktım ama siz bozmayın keyfinizi. Olur mu, ne demek komşum, buyur gel. Vay Aydar abi, kaynanan seviyormuş vallahi, böyle çilingir soprusun, herkese denk gelmez. Gel böyle gel komşum. Buyur, hoş geldin. Afiyet olsun. Abi hoş geldin. Hoş geldin. Hayırdır, bir şey mi kutluyorsunuz? Barbaros oğlumuza küçük bir teşekkür yemeği diyelim. Bize. Barbaros abi bizi mafyanın elinden kurtardı da sağ olsun. Biz beraber yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım, hoş geldin. Hoş buldum, afiyet olsun. Hayri abi, ben portakal alacaktım ama. Ben tabii ben portakalın en güzelini vereyim, aslını vereyim sana. Gençlik işte, ne diyeceksin? Efendi bir kız bu. Efendidir. İşte okullu, mimar falan çıkacakmış. Ama aksi biraz da huysuzdur. Mimarlık diyordun bir de. Aa, 10 numara kızdır Serra. Kız başına ev geçindiriyor, kolay mı? Üstelik okula gidiyor bir de. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Babası yok mu? Vallahi öldü diyor ama. Hani ölünün arkasından sevgiyle söz edilir ya. Bununki pek öyle değil. Nasıl yani abi? Ne bileyim oğlum. Geçmişte nahoş olaylar yaşanmış sanki. Anlatamayacağı olaylar yani. Allah yardımcısı olsun abi. Savaşacağım anne. Yine doğru bildiğim yapmaya devam edeceğim. Tamam. Aç olmadığına emin misin sen? Ben hemen bir şeyler hazırlayabilirim sana. Ay yok, istemiyorum yavrum. Ben öyle uzun öğle yemeklerine alışkın değilim. Acıkmadı karnım. Sen şimdi bir portakal verirsin bana. Yeter. Buralara kadar geldi, her şeyi bilmek istiyorum Cicle. Lütfen. Barış'ı da anlatacaksın ona. Nereye götürdü bugün İdil seni? Bebekteşik bir lokantaya. Ay bir görsen. Herkes bir havalı, bir şık. Kadınların suratları böyle tef gibi gerilmiştir resmen. Sen başka bir şeye takılmış gibisin ama sanki. Yok canım, neye takılacağım? İdil sayesinde biraz evden çıktım, havam değişti, iyi oldu. Ne giydin giderken? Çok annemsin Sırra. Gardırop dolusu kıyafet var sanki. Uydurdum işte bir şeyler.
olsun. Sen çok hoş olmuşsundur, biliyorum ben. Olduğu kadar işte. Ama tabii İdil'in arkadaşlarının klasmanı da değildim. Zaten içlerinden bir tanesi çantam yüzünden beni aşağılamaya kalktı. Ay, kimmiş o haddini bilmez sosyetik? Sizin okulun sahibi yok mu İhsan Kutlusay? Onun karısı. Senin Kutlusay. Ama görsen nasıl şık, nasıl havalı. Belli zaten insandan bayağı genç o. İhsan'dan? Duyan da arkadaşımı sanacak Nilgün Hanım. Anne. Günaydın. İçki mi içtin sen? Ama evde olsaydı içerdim. E niye böylesin o zaman? Hiç uyumamış gibisin. Evden dışarı çıkmayıp dışarıda ne olup bittiğini bilmemek daha iyi, biliyor musun? Neden böyle söyledin? Aynı çevrede dönüp dururca yaşadığı hayatın ritmine alışıyor insan. Dışarıda başka hayatlar olduğunu unutuyor. Tamam. Girme sen böyle karanlık sulara. Kendine gel. Lütfen. Ben şimdi sana harika bir kahvaltı hazırlarım, tamam mı? Lütfen, hadi. Bana mı baktınız? Merhaba, bu dükkan sizin mi? Merhaba, benim evet. O zaman sigortayı değiştiren, yeni çamaşır makinesini bağlayan da sizsiniz. Yoksa sen Nilgün Hanım'ın kızı mısın? Evet. Ya bak, dünya ne küçük. Eğer annen olduğunu bilseydim az biraz daha iskonto yapardım be kızım. Daha ne yapacaksınız? Zaten yepyeni bir çamaşır makinesi getirip takmışsınız. Bir arkadaşım nakde sıkışmıştı. Elindeki malları elden çıkarıyordu. Hem sizin hem onun işine geldi böyle. İyi madem. Ama ben yine de zorda kalmış birinin malını ucuza kapatmak istemem. Bilirim. Aynısı bizim de başımıza gelmişti. Yok öyle bir şey. Sen merak etme. Ben borcumuzu ay başında öderim. Kolay gelsin.